Hani gülümseme? Benim kuzenim de. Güney Mahallesi 44 nolu mahallede kaymakamın karşısında yangın var. Lütfen bir yangın ekibi gönderebilir misiniz? Nedir yanan nedir orada? Ev. Ev mi yanıyor? Kaymakamın evet. Tam karşısı mı? Evet. Tamam, kaçıncı kat oluyor orası? Giriş kat. Giriş kat. Tamam. İçeri mi? Yangın yok abiler. Yangın yok. Hadi sen söyle. Gel. Bizim böyle alalım. Hocam ne yok mu? Abi ana ben ne yapacaksın? Tamam. Yaşa devamını sen getir tamam. Tamam. Onları da video alalım. Etkinlik dolayısıyla öncelikle çok sevindik. 12 yıldır itfaiyedeyim. İlk defa böyle bir şey giriyorum. Çocuklar olsun, gençlerimiz olsun böyle bir şey tertiplemişler. Çok teşekkür ederiz onlara. Sevindik, mutlu olduk. Vatandaşlarımızdan ricamız itfaiye aracını gördüklerinde itfaiye yol versinler. Çünkü bu yanan ev onların da evi olabilir. Hepimizin başına gelebilir. İnan et, ilk defa böyle bir sürpriz gördüm. Ben 15 yıllık itfaiye personeliyim. İlk defa böyle bir sürpriz gördüm. Çok şükür bir yangın da yoktu. Böyle bir sürprizle de karşılaştık. Güzel bir şey oldu yani. Önce olaya biraz ciddi bir şekilde gerçekten hazırlandık. Biz burada hazırlandık. Yapay bir ateş oluşturduk. Yangın oluşturduk. Ondan sonra gençlik merkezini kullanan arkadaşlarımız, küçük kardeşlerimiz, hocalarımızın hepsi toplandı. Öncelikle bir hazırlık yaptık. Ondan sonra bir arkadaşımız aradı. Siverek itfaiyeyi. Gerçekten çok çabuk ve hızlı bir şekilde inanarak geldiler. Hatta ben gördüm, abiler çok heyecanlıydı. Böyle ateş arıyorlardı. Ondan sonra öyle o şekilde hepimiz bir alkış tutulduk. Öyle onlar da çok büyük bir şaşkınlıkla gerçekten çok mutlu oldular. Mutluluklarını gözlerinden görebiliyordu. Güzeldi. Onlar için de güzel oldu. Bizim için de çok güzel oldu. Ve şöyle gelen beyefendiler bugüne kadar hiç böyle güzel bir etkinlikle karşılaşmadıklarını söylediler. İtfaiyeciler haftasını tüm yürekle kutluyoruz. Rabbim onları hiçbir şekilde bizden ayırmasın, korusun. Tüm kaza belalardan.